Evet, önceki videolarda başladık bu haberi değerlendirmeye. Burada da devam edeceğiz. Lunch ve USDC zengin eder mi gibi aslında yani klişe diyebileceğimiz yine gördüğünüz üzere klişeye oldukça yakın bir soruyla muhatap oluyoruz yani. Şimdi üzerine dediğim gibi değerlendirmeye çalışacağız. Değerlendirmelerde bulunmaya çalışacağız diye ifade etmemiz de mümkün olacaktır. Beğenip abone olmayı unutmayalım bu arada. Onu da söyleyeyim yani. İzleyen herkes, seyreden herkes muhakkak hem videoyu beğensin, aynı zamanda kanala abone olsun. Bunlar mühim. Şimdiden teşekkür ediyorum beğenip abone olanlara. İstiyorsanız Facebook'tan takip de edebilirsiniz. Facebook videolarında hem reklam yok hem de anı anına paylaşım yapabiliyoruz. Sayfanın linki açıklamalar bölümünün en altındadır. Tıklarsanız zaten doğrudan sayfaya yönlendirilirsiniz. Durum bu şekilde. Lunch ve USDC zengin eder dedik. Evet, yani önceki videoda başladık. İzleyebilirsiniz. Buradaki devam mahiyetinde olacak. Dolayısıyla onu izleyin. İzlemeden buraya geçtiyseniz birazcık yani havada kalabilir, bilmiyorum. Bu noktada dediğim gibi çeşitli dağılmış bir yani yatırımcının esasen yani Lunch, USDC bunlar ayrı. Onlar hani ilk videonun aslında ana konusu şuydu. Neden ekipler, neden proje ekipleri kendi kripto para birimini hani bu kadar övüyor, abartıyor, işte bu kadar şey yapıyor falan tarzında. Aslında bunun üzerineydi. Yani adamlar yanlı bir şekilde hareket eder. Ya da medya bunu böyle pompalar. Burada bir farklılık yok yani, tamam mı? Bunlar çok fazla gerçekleşecektir. Çünkü bazı şeyler olur. Mesela örnek veriyorum. Lunch ve USDC zengin eder mi? Şimdi burada adam üzerine iyi konuşacak ki ne yapsın? Burada bir coşku yaratsın. Ve bu da tabii belli oranda bir rating getirsin. Yazılı yerlere vesaire. Çünkü genellikle zaten vaat bu şekilde olduğu için bu tarz varlıklarda özellikle riskli ortamlarda mesela yatırımcının olumsuz bir şey duymaya da tahammülü olmuyor. Halbuki adam durumu çok ciddiye alıyor. Yani bunu anlatmak lazım. Mesela adam diyor ki ne şimdi fiyatlarda düşüş mü bekleniyor işte bilmem ne nasıl düşüş bekleniyor. Ya arkadaş adam hani Lunge ve USDC zengin eder mi mantığıyla girmiş zaten. Halbuki öyle zengin olan biri yok ha. Yani gerçekten mesela zengin olanlara ya da mesela yatırımcılıkta belli bir başarısı olan kişilere baktığınız zaman bunların çok ciddi bir çoğunluğu yani %99'u Lunge ve USDC gibi bir varlığa girip de bir anda işte para babası olmadı yani hiçbirisi. Emin olabilirsiniz bundan. Kaldı ki adam vurup çıkmaya bakıyor mesela. Yatırımcılık adı altındaki algı çok geniş bir şeydir. Yani sürekli bir para nerede kalır? Belli bir yatırımda kalır. Mesela kimisi var, ulan adam 20 senedir aynı hisseyi tutuyor. Ha bu şu demek değil, sürekli alıyor, sürekli aldı tuttu değil. Kimi zaman bakiyesi oransal olarak artıyor, kimi zaman düşüyor. Ondan sonra mesela daha geçenlerde Warren Buffett'ın muhabbeti. Adam Apple hisselerinin en büyük hissedarlarından bir tanesiydi. Adam yarısını sattı. Şimdi uzun zamandır böyleydi. Adam hisselerin yarısını sattı. 300 milyar dolara yakın cash parayla tarihi seviyelere nakit bakımından çıktı. Adamın şirketi. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Adam kimi zaman girişler yaptığı oldu, çıkışlar yaptığı oldu. Elindeki varlık ve hisselerde bunlar çok fazla gözlemlenir. Yani sürekli örnek veriyorum portföyde enflasyon yükseliyordur. Yüksek enflasyon ve enflasyondan daha doğrusu merkez bankaları enflasyondan korunma sıkılaşma politikası izlendiği zaman mesela JP Morgan geçen de dedi ki gıda sektörünün hisselerini alın. Niye? Daha az etkileniyor. Çünkü hedef ürün ve kitle araba gibi, ev gibi alanlar değil mesela, değil mi? Mesela ortalık pozitife çalıyor. Teknoloji hisseleri, inşaat hisseleri, risk iştahı artınca bunlar pat küt ilerliyor. Değil mi? Yatırımcı müşteri olduğu zaman parayı riske kaydırmakta kaydırıyor. İşte petrol, altın.
Bunlar bir savaş ortamı oluyor, anında hemen ilerleme kaydediyor. Ya da faizi artırıyor bir merkez bankası, para birimi değerlenme eğiliminde oluyor. Yani bu gibi olay ve beklentilere göre yatırımcı ne yapması gerekiyor? Yatırımcının belli bir portföyü olabilir. Bunun içerisinde oynaklık gösterebilir. Bir varlık olur, bir dönem kullanır çıkar. Bir varlık olur, uzun vadede tutar. Bu genel olarak böyledir yani, tamam mı? Zaten paranızın belli noktalarda, yani adam, örnek veriyorum, bir yerde ev alıyor değil mi, gayrimenkul? Yani aslında mesela kiraya verebiliyor falan. İşte bu bir yatırım. Değil mi? Mesela diyor ki ya işte 2008'de aldım burayı, işte kirada duruyor. Ama adam şunu şey yapamıyor adam. Nasıl diyeyim? Aklına oturtamıyor mesela. 2008'de hisse alıp tutmaya adam aklına oturtamıyor ya. Nasıl olabilir böyle bir şey? Yani onu tutuyor ama öteki, ha, tabii ki değeri büyük şey, somut bir şey. Ya canım, ona bakarsan önceden de adam hisse senedi aldığı zaman bildiğin tapu gibi tasdikli şey veriyordu adama, kağıt veriyordu yani. Ya hisse senedi şeyi buradan geliyor zaten. Gerçekten fiziksel bir kağıt da o mesela. Aracı kuruma gidiyorsun, diyorsun ki şu almak istiyorum. Adam sana bildiğin kaşeyi basıp imzalatıp sana tapu gibi şey veriyor. Örnek veriyorum, Türk Hava Yolları hissesi aldı hesabı. Yani buradaki zengin eder muhabbeti böyle. Aslında bu tarz böyle kimse kusura bakmasın da yani kıytırık sitelere girip gördüğünüz Lounge ve USDC zengin eder mi tarzındaki bakış açısı hani ve hani bu kıt bakış açısından çok daha fazlası bu olaylar. Adam Lounge'u görür. Lunch'un belli bir hikayesi var. Hikayesini beğenir. Ya bu sezon girişler olur bunlara falan tarzında. Tamam mı? Dur bakayım şuradan bir şeyler girelim. Bakalım önümüz yaz. Hani faizler düşecek. Buradan bir şeyler çıkar herhalde diye girenler çok var. Bunların ciddi bir kısmı ben iyi bir şey çıkartacaktır diye düşünüyorum. Bir kısım da var. Adam sıkı sıkıya bütün parayı girmiş. 2 gün sonra, tamam mı, şey yapıyor, başlıyor ağlamaya. Niye düşüyor? Ya öyle yatırım mı olur? Böyle bir şey olabilir mi yani? Böyle bir şey değil yani bu. O yüzden her şeye yani ederi kadar muamele yapmak lazım. Bunun ederi de budur. Neticede kısa vadeli rutin bir getiri sağlamaz. İlerleyen videolarda değerlendirmeyi sürdüreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum izleyen herkese. Hoşça kalın.